Toplumun demografik yapısını incelerken dikkate alınması gereken çok sayıda unsur vardır. Genel olarak demografik yapı insan nüfusuna farklı bakış şekilleridir. Eğilimleri ve istatistikleri görebilmek için toplumu ayırabileceğimiz farklı gruplardır. Farklı yaş grupları veya farklı ırklar ve etnik kökenler için ölüm oranları veya eğitim seviyesi gibi istatistikleri birbiriyle kıyaslayabilirsiniz veya bir ülkede göçmen olarak yaşayanların istatistiklerini o ülkede doğup büyüyenlerinkiyle kıyaslayabilirsiniz. Ve hatta farklı biyolojik ve toplumsal cinsiyetlere ve cinsel yönelimlere sahip olan insanlarınkini de. Tüm bu faktörler toplumun demografiklerini etkilerler. Farklı grupları kıyaslarken istatistikleri meslek, gelir, eğitim, hayat kalitesi veya sağlık hizmetlerine erişim yönlerinden inceliyoruz. Nüfusu gruplara ayırıyoruz ve yaşam standartlarını kıyaslıyoruz. Ve tüm bu faktörler grubun ötesinde bireyi etkiliyorlar. Sağlıkları, eğitimleri, iş imkanları, farkları ve beklentileri. Ama unutmayın ki bunlar sadece eğilimler. Her eğilimin mutlaka bir istisnası oluyor. Konu yaş olunca meslek ve sağlık imkanları yaşınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Nüfus yaşa bağlı olarak farklı gruplara bölünür. Her jenerasyonun insanı hayatını etkileyen benzer durumlardan ve benzer zaman aralıklarından geçer. Yaşlı insanlar sağlık sigortası edinme konusunda daha çok zorluk çekerler. Çünkü hastalanma veya önceden mevcut hastalık koşullarına sahip olma ihtimalleri daha yüksektir. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyma ihtimalleri de gençlere göre daha fazladır doğum oranında ani bir artışın yaşandığı zaman dilimindeki insan popülasyonu yaşlandıkça, 64 yaşın üzerindeki insan sayısı hızla artıyor. 2025'e kadar Kuzey Amerika'daki 64 yaşın üzerindeki insan yüzdesinin ikiye katlanması bekleniyor. Bu da sağlık hizmetleri sistemine daha fazla yük bineceği anlamına geliyor. Ama yaşam standartları son yıllarda daha iyiye gitmiş. Yani insanlar daha uzun süre sağlıklı yaşıyorlar ve daha uzun yıllar çalışabiliyorlar. Böylece ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyorlar ve toplumdaki yükü imkanları dahilinde hafifletiyorlar. Yaşlanmanın sosyal açıdan önemine dair çok sayıda teori vardır. Yaşlanma çok sayıda insan için sadece bir rakam olmanın ötesine geçmiştir. Bu durumda yaşa dair sosyal varsayımları değişime itmiştir. Yaş farklı jenerasyon gruplarının veya insan gruplarının davranışlarını düzene sokuyor olabilir. Aynı zamanda hareket kaybının yaşlı popülasyonu nasıl etkilediğini ve bu sosyal etkiletişimin yerine ne koyduklarını göz önünde bulundurmalıyız. Veya belki de kendilerini düşünmeye daha fazla vakit ayırmak için toplumdan soyutlanıyorlardır. Belki de hep yaşamış oldukları aynı temel yaşam tarzını sürdürmelerini sağlayan kararlar veriyorlardır. Teoriler nasıl olursa olsun, küresel sağlık konusundaki ilerlemeler yaşlı jenerasyonun toplumda değerli bir kaynak olmaya devam etmesini sağladı. İstatistiklere bakarken insanları genelde ırklarına ve etnik kökenlerine göre sınıflandırıyoruz. Irk, insanları fiziksel özelliklerinde gözlemlenen veya algılanan farklılıklara dayalı olarak gruplara ayıran sosyal bir yapıdır. Irksal formasyon teorisi Sosyal olarak yapılanmış ırkları meydana getiren ekonomik, sosyal ve politik faktörleri inceler. Amerika'daki insanları beyaz, Latin Amerikalı, Afro-Amerikan ve Asyalı olarak gruplandırıyoruz. Diğer ülkelerde özelliklerine göre daha farklı gruplara ayrılan insanlar vardır. Örneğin Latin Amerikalı diye ele alabileceğimiz grup Güney Amerika'da çok sayıda farklı gruba ayrılır. Etnik köken de aynı şekilde sosyal olarak tanımlanır. Ama ırktan farklı olarak insanlar paylaştıkları dile, tarihçeye veya uyruklarına dayalı olarak gruplandırılır. Belirli ırksal veya etnik grupların tanımları, toplumun değerleri değiştikçe zaman içinde değişebilir ve bazen ırksal kimlikler azınlık grubu olarak atfedilebilir. Bu, ırksallaştırma diye bilinen bir süreçtir. Farklı ırksal ve etnik gruplar arasında istatistiksel farklar vardır. Asya Amerikanlar hariç, ırksal ve etnik kökenli azınlıklar, istatistiksel olarak daha büyük ailelere, sağlık hizmetlerine daha kısıtlı erişime, daha yüksek hapsedilme oranlarına, daha düşük gelirli işlere ve daha yüksek okul bırakma oranlarına sahip olma eğilimindedirler. Bu farklılıkların büyük çoğunluğu, eğitimdeki farklılıklardan ve farklı ırksal ve etnik gruplara sağlanan kolay imkanlardan kaynaklanır. Göçmenler genelde yaşadıkları ev sahibi ülkede ayrımcılığa maruz kalırlar. Ayrımcılık, bir insan grubuna, sırf bu gruba ait oldukları için gösterilen haksız muameledir. Ayrımcılık bazen ırka ve etnik kökene dayalı olsa da, çoğu ülkede göç süreci bazı etnik kökenler için diğerlerine göre daha kolay olur. Ayrımcılık büyük ölçüde herhangi farklı bir şeye duyulan doğal bir korkudan kaynaklanır. Ev sahibi ülkenin vatandaşları, Göçmenlerin beraberinde getirdikleri değişimden korkarlar. Çok sayıda insan aynı anda taşındığında göçmenler bazen belirli bölgelerdeki sosyal hizmetlere çok yüklenebiliyorlar ve bazen iş kıtlığına sebep olabiliyorlar. Ama aynı zamanda ev sahibi ülkeye yerli halkın çalışmak istemediği birçok alanda iş gücü sağlayarak yardımcı olabilirler. Daha iyi iş ve yaşam koşulları arayışıyla göç eden insanlar Genelde yerli halk kadar seçici olmuyorlar. Farklı bir ülkeye taşınan insanların çoğu Kuzey Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Asya'nın sanayileşmiş ülkelerine göç ediyorlar. Farklı bir şeye duyulan korku kadınlar ve erkekler arasında veya genel olarak insanların hayatı konusunda ayrımcılığa sebep olabilir. Biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim her toplumun önemli bir parçasıdır. Biyolojik cinsiyet erkeğin ve kadının biyolojik belirleyicisidir. Konu, interseks bireylere gelince, cinsel ikilik biraz sekteye uğruyor. Bu bireyler alışılmış olan iki cinsiyet kromozomunun yerine, bir, üç veya daha fazlasına sahip olabiliyorlar. Diğer taraftan toplumsal cinsiyet, belirli bir cinsiyete sahip olan kişinin nasıl davranması gerektiğini belirleyen sosyal bir yapıdır. Her bireyin kendini tanımladığı ve bir de sonrasında topluma sunduğu bir toplumsal cinsiyeti vardır. Bunlar kadının ve erkeğin toplumda üstlendiği, kabullendiği rolleri ve davranışlarıdır. Ve insanlar bu kurallara bağlı kalmadıklarında dikkat çekerler. Dişi bireylerin kendilerini kadın olarak tanımlaması ve kadın gibi davranması beklenir. Aynısı erkek gibi hareket eden eril bireyler için de geçerli. Cinsel yönelim de aynı şekilde sosyal olarak yapılandırılmış bir gruplandırmadır. Cinsel yönelimin iki kısmı vardır. Etkilenen cinsiyet ve cinsel ilişkiye girilen cinsiyet. Bilindiği üzere erkeklerin kadınlardan etkilenmesi beklenir. Kadınların da erkeklerden. Ama günümüz toplumundaki bireyler hep bu sözde kurallara bağlı kalmazlar. Bu durumda çoğu insanda korkuyu tetikler. Azınlık gruplarının ayrımcılığa maruz kalmasının sebebi genelde bu değişim korkusudur. Azınlık grubu toplam popülasyonun yarısından azını oluşturur ve daha da önemlisi bazı fiziksel veya kültürel özellikleri dolayısıyla farklı bir muamele görürler. İronik bir şekilde sayılar bakımından kadınlar popülasyonun yarısından fazlasını oluştursa bile azınlık muamelesi görürler. Çünkü erkeklere oranla iş gelirleri ve beklentileri daha düşüktür. Erkeklerin de işi pek kolay değil. Çünkü toplum tarafından hoş görülen erkeklik tanımı çok kısıtlıdır. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık meslek hayatında ve sağlık hizmetlerinde de sıkça görülür. Bireyin kim olması, nasıl davranması gerektiğine dair toplumsal beklentiler tüm bireyleri kısıtlar. Çünkü bazı davranışlar ve yaşam tarzları yasaklanmış olur. Demografik yapılar bize bir çerçeve, taslak sunma amacıyla mevcuttur. Bu çerçeve sayesinde bir toplumu inceleyebilir, bireyleri ve toplumun kendisini şekillendiren eğilimleri gözlemleyebiliriz.